Mesih İsa'da ki kurtuluş seni günah ve ölüm yasasından özgür kılacak. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programda sizlere eşim Pastör Gülben Erman'ın övgü ve tapınma hakkında paylaştığı bir mesajın ikinci bölümünü sunmak istiyorum. Gerçekten harika bir paylaşım. Bunu izleyin. Tekrar sizlerle birlikte olacağım ve sizler için dua edeceğim. Dördüncü kelimemiz, övgü için kullanılan dördüncü kelimemiz zamar. Zamar. Zamar, müzik aletleriyle tapınmayı içeren övgüye işaret ediyor. Zamar sözcüğü, bir müzik aletinin tellerine dokunmak ya da tellerini çalmak, Rabbin önünde müzik aletleriyle sevinmek anlamına geliyor. Ve bazı kiliselerde müzik aletlerini kullanmak yasaklanmış mesela. İşte bu Tanrı'nın bize verdiği övgü kelimelerinden bir tanesinin bereketini kaçırmak anlamına geliyor bu. Müzik aletlerini yasaklamak. Müzik aleti kullanılmadan da tapınılabilir mi? Evet, tapınılabilir. Ama o zaman kendi müzik aletimizi kullanmamız lazım. O da sesimizi. Tanrı'nın bize verdiği en büyük bereket bizim müzik aletimiz, sesimiz. Ve sesimizle Rabbi yüceltmeliyiz. Sesimizle Rabbi övmeliyiz. Amin. Sesimizi kullanmalıyız. Ama aynı zamanda Kutsal Kitap'ta bizden müzik aletleri kullanarak övmemizi de istiyor. Ve o günün şartlarına göre hangi müzik aletine sahipseniz onu kullanarak ve onunla Rab'be tapınabilirsiniz. Mesela 2. Samuel 6:5'te diyor ki, bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Rabbin önünde lir, çeng, tef, çıngırak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı. O zamanlar bu müzik aletleri kullanılmış. Şimdi bu müzik aletleri kullanılıyor. Ve fark etmez hangisi kullanıldı. Tanrı'nın bize söylediği övgüden bir tanesi de müzik aletiyle ona tapınma. Ve bunu uygulamak istiyoruz ve bunu uyguluyoruz. Mezmur 33:1-2'de diyor ki, ey doğru insanlar, Rab'be sevinçle haykırın. Dürüstlere onu övmek yaraşır. Lir çalarak Rab'be şükredin. On telli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün. On telli çenk nasıl bir şey bilmiyorum ama bizim 6 tane var. Bu 6 tanenin eşliğinde Rab'be övüyoruz birlikte. Amin. Bu da Tanrı'nın sözünde bize yapmamızı istediği şeylerden bir tanesi. Mezmur 92:1'de diyor ki, ya Rab sana şükretmek, ey yüceler yücesi, adını ilahilerle övmek, sabah sevgini, gece sadakatini, on telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel. Böyle bir coşkuyu hissettiniz mi hiç tapınırken? Seni övmek ne güzel Rab. Mezmur 57:8-9 diyor ki, uyan ey canım, uyan ey lir, çenk, seheri ben uyandırayım. Hiç sabahleyin erken kalkıp da, hadi bakalım eğer müzik aleti çalıyorsanız, hadi bakalım uyan ey canım, Rabbi yücelteceğim şimdi. Evde piyano var veya gitar var veya davul var. Komşularınız ne düşünür acaba? Sabahın 6'sında mesela ben o saatte kalkıyorum. Hadi bakalım seheri ben uyandırıyorum. Bam 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 Rab'be tapıyorum. İşte böyle yapmış Davut. Anlıyor musunuz? Böyle yapmış. Hadi bakalım diyor. Uyan ey canım, uyan, uyan. Ey lir, ey çeng, seheri ben uyandırayım. Halkların arasında sana şükürler sunayım ya Rab. Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim. Komşu telefon ediyor, ne yapıyorsun delirdin mi? Rabbimi övüyorum. Amin. Davut böyle yapmış işte. Birinci tarihler 13:8. Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Tanrı'nın önünde lir, çeng, tef, zil ve borazanlar eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı övüyorlardı. Amin. Tapınmaya geldiğiniz zaman şunu unutmayın. Eğer bir tane kelime aklınızda kalacaksa o da var güçleriyle. Çünkü bu var güçleriyle kelimesi Kutsal Kitap'ta çok kullanılmış bir kelime. Tapınma yaparken. Var güçleriyle. Var güçleriyle. Bence ben buna inanıyorum ki hiçbirimiz buradaki, hiçbirimiz gerçekten var gücümüzle Rabbi övmedik şimdiye kadar. Gerçekten var gücümüzle.
Çünkü gerçekten var, ne kadar gücün var onu ancak tecrübe ettikten sonra anlayabiliyorsun. Ancak onu tecrübe ettikten sonra diyorsun, vay be, bu kadar gücüm varmış Rabbi övmeye. O zaman işte ancak var gücüyle seviyesi oluyor. Beşinci kelime övgü için bunu söylüyor, şabah. Şabah, sevinç çığlığı atıp coşmak demek. Sevinç çığlığı atıp coşmak. Hiç hayatınızda sevinç çığlığı attınız oldu mu? İki kişi yapmış. O zaman daha çok denemeniz gerekiyor. Hayatınızda sevinç çığlığı atıp coşmak. Özellikle de Rab'be tapınırken, Rab'bi överken sevinç çığlığı atıp coşmak. Şabah sözcüğü Rab'be yüksek sesle bağırmak anlamına gelir. Diyeceksiniz ki Rab Tanrı sağır mı? Ben yüksek sesle bağıracağım, ancak sesimi duyuracağım. Hayır, sağır değil, ama sen yüksek sesle bağırmak zorundasın. Övgünü ifade edebilmek için. Yeterince ifade edebilmek. Sen kendin için sevinç çığlığı atıp coşuyorsun. Rab için değil. Rab sağır olduğu için bağırmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sen kendin için sevinç çığlığı atıp coşuyorsun. Çünkü bir insan sevinç çığlığı atıp coşmadan o kutudan, o duvarların arasından çıkamıyor. O sizi hapseden o durumlar, o sizi hapseden o ne olduysa, o kötü şeyler hafta için boyunca ve o sizi hapseden neyse o, bütün o durumlar, o kötü şeyler, o başınızdan geçen şeyler ve her şey, o sizi bastırmaya çalışan şeyler, sevginizi çalan, sevincinizi çalan şeyler, bastıran durumlar, bunlardan ancak tapınmaya geldiğiniz zaman Tanrı'nın önüne sevinç çığlığı atarak bunları delip geçebilirsiniz. Sanki bunları şöyle önünüzde sıralanmış duvarlar olarak görün. Duvarlar o kadar kalınlaşıyor ki gittikçe. Sorun üstüne sorun, sorun üstüne sorun, durumlar üstüne durumlar, durumlar üstüne durumlar biriktikçe o duvar, önünüzdeki o duvar o kadar kalınlaşıyor ki. Ancak bunu sevinç çığlığı atıp coşarak kırabilirsiniz bu duvarı. Ve öbür tarafa geçebilirsiniz. Ve biliyor musunuz, bunu mutlaka tecrübe etmeniz gerekiyor. Çünkü o duvarı kırıp geçmedikçe arkasındaki özgürlüğü tadamazsınız. O arkasındaki özgürlük müthiş bir özgürlük. Ve Tanrı sizin bu özgürlükte yaşamanızı istiyor. Nasıl bir özgürlük bu? Endişelerden uzak bir özgürlük. Korkudan uzak bir özgürlük. Çünkü neden? Tanrı sizi korkudan özgür kıldı. Ama durumlar ve her gün karşınıza çıkan her şey ve her insan size konuşuyor. Aksini konuşuyor. Tanrı'nın sözünün aksini konuşuyor. Tanrı'nın sözünün aksi bir şekilde davranıyor insanlar size. Ve bunlar sizin içinizde birikiyor, 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 birikiyor ve endişeler başlıyor. Ve korkular başlıyor ve durumlar tarafından ezilmeye başlıyorsunuz. Nasıl kırıp geçeceksiniz? İşte Tanrı bir çözüm yolu vermiş kutsal kitapta. Sevinç çığlığı atıp coşmak. Sevinç çığlığı atıp coşmak ki bu durumların üstesine ancak bu şekilde galip gelebilirsiniz. Ve biliyor musunuz? Kutsal kitapta o kadar çok örnek var ki Tanrı'nın halkı özellikle de en zor durumların içindeyken sevinç çığlığı atıp coşarak durumlarını kırıp delip geçtiler. Paulus ve Silas hapse atıldıkları zaman, o hapis zamanı, onların zamanındaki hapis bizim hapisten daha farklıydı. Bizim hapistekiler şimdi dolaşıyorlar. Ama o zaman yere oturtuyorlardı ve ayaklarını bağlıyorlardı ve kollarını bağlıyorlardı. Ve hiçbir yere gitmene izin vermiyorlardı. Ellerin ve ayakların bağlı bir şekilde önüne konan o tastan eğilerek böyle köpek gibi yemek zorundaydın. Tuvalete gidemezsin. Tamamen bağlısın zincirlerle. Ve Paulus ve Silas buna rağmen sevinç çığlığı atıp coşarak Rabbi yücelttiler. Çünkü diyor ki etrafındaki bütün o zindancılar duydular ve geldiler. Bu yüzden işte ne oldu biliyor musunuz? Zindanların kapıları açıldı.
O demirli, o güçlü o kapılar, o kilitli kapılar açıldı. Çünkü onlar Tanrı'nın istediği şekilde övüyorlardı Rabbi. Tanrı'nın istediği şekilde ona tapıyorlardı. Sevinç çığlığı atıp coşuyorlardı bütün durumlarına rağmen. Bütün durumlarına rağmen ve o zindanın kapıları açıldı. İşte onun için size şunu söylüyorum. Önünüze çıkan o duvarlar, o engeller, o Tanrı'nın sözünün aksi konuşan insanlar, o Tanrı'nın sözünün aksi şekilde hareket eden insanlar sizin içinizde birikiyor ve endişelere yol açıyor ve korkulara yol açıyor. İşte bütün bunlardan delip geçmeniz gerekiyor bu duvarı. Ve duvar kalınlaştıkça kalınlaşıyor ve insanların yüzlerini görüyorsunuz tapınmaya geldiği zaman. Önündeki duvar o kadar kalın ki elini bile kaldıramıyor. Önündeki duvar o kadar güçlü ki ona göre. Kıpırdayamıyor bile. Ama bu duvarları kırmanın bir yolu var ve bunu Tanrı bize söyledi ve sevinç çığlığı atıp coşmak. Amin. Bunu denemeniz gerekiyor. Bunu tecrübe etmeniz gerekiyor. Çünkü böyle kafa sallayarak olacak bir şey değil. Şimdi kafa sallayacaksınız ve öbür pazara kadar unutacaksınız bile şimdi ne dedim ben. O yüzden şimdi hepimiz sevinç çığlığı atıp coşalım. Ama şunu hatırlayın önce. Bu geçen hafta yaşadığınız bütün o olumsuz durumları hatırlayın şimdi. Ve şimdi sevinç çığlığı atın. Bütün bu durumların üzerinde galiplerden de üstünsünüz. Amin. Ve çünkü bu durumun üstesinden gelmek için tek yol var. O da bu duvarı kendiniz kırmanız. Sizin için bu duvarı kimse kırmayacak. Bu özgürlüğü yaşamanızı istiyorum. Gerçekten istiyorum. Çünkü bugünden sonra da sorunlarla karşılaşacaksınız. Bugünden sonra da sorunlarınız olacak ve bugünden sonra da insanlar olacak sizin yüzünüze konuşan, Tanrı'nın sözünün aksini konuşan insanlar olacak. Ve size şimdi durumların üstesinden galip gelmeyi öğretmeye çalışıyorum. Amin. Şimdi tekrar yapacağız. Bütün o sizin karşınıza çıkmış olan o bütün durumlara bakın o duvara ve o duvarı sevinç çığlığıyla coşarak kırın şimdi. Hallelujah. 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 Evet, bir kez daha yapacağız. Çünkü neredeyse kırılmak üzere o duvar. Neredeyse. Hadi bakalım. Hallelujah. Önünüzde hiçbir tümsek aşamayacağınız dağ kadar büyük değil. Hiçbir tümsek ve hiçbir dağ sizin övgünüzden daha güçlü değil. Övgünün gücünü yaşamanız lazım. Övgünün gücü diye bir şey var. Övgünün gücü. Bunu yaşamadıkça galiplerden üstün olmanın tecrübesini edemeyeceksiniz. Tecrübe edemeyeceksiniz bunu. Övgünün gücünü yaşamadıkça. Hallelujah. Çünkü burada Tanrı bir şey yapmak istiyor. Bu yaptığımız şey oyun değil. Bu yaptığımız şey ruhsal özgürlük. Bu yaptığımız şey ruhsal bakımdan güçlenmek. Ne demek? Bunu tatmak. Amin. Çünkü sizi bilmiyorum ama ben de sorunlarla karşılaşıyorum. Ve ben karşılaştığıma göre siz de karşılaşıyorsunuz sorunlarla ve yüzleşmeniz gereken sorunlarla karşılaşıyorsunuz hafta içi. Evet ve bütün bu durumlardan daha da galiplerden de üstün olduğunuzu tecrübe etmeniz lazım. Bu sadece kafa bilgisi değil. Ha, kutsal kitap da diyor ki galiplerden de üstünüm. Ben galiplerden üstüne, nasıl oluyor bu iş? Ben o kadar yenikim, o kadar hastayım, o kadar zavallıyım, o kadar kötü durumda hissediyorum ki kendimi. Kendimi hiç galiplerden de üstün hissetmiyorum aslında.
Normal düşüncemiz bu. Doğal aklımızda böyle düşünüyoruz. Ama övgünün gücünü yaşadığınız zaman o bütün o duvarları kırabilecek o anahtar sizde oluyor. Amin. Haleluya. Ve altıncı kelime diyor ki tovda. Tovda şükran kurbanı sunmak demek. Şükran kurbanı sunmak. Bu şu demek. Şükredecekmiş gibi kendinizi hissetmiyorsunuz. Çünkü etrafınız negatif şeylerle sarılı. Her türlü negatif duygu, her türlü negatif problemle sarılısınız. Ve hiç de ağzınızdan şükredecekmiş gibi hissetmiyorsunuz kendinizi. İşte bu zaman tovdah devreye giriyor. Tovdah şükran kurbanı demek. Kurban ne demek? Kurban isteyerek verdiğimiz bir şey değil ama kararlılıkla Rabbin önüne götürerek verdiğimiz bir şey. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İman Yaşamı. Hayatınızı değiştirecek bu seride iman sayesinde başarılı olmayı ve imanınızı geliştirmeyi öğreneceksiniz. Pastör Güçlü Erman'ın bu vaaz setine ücretsiz sahip olmak için bize yazın. Posta kodu 136 Beyoğlu İstanbul, e-posta müjdetürkiye@msn.com, SMS hattı 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve vaazları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com. Bu da şükran kurbanı da şu demek. Şükretmek hissetmediğim halde ki bütün durumlarım negatif bir şekilde ve negatif bir şekilde bana konuşuyorlar. Buna rağmen şükretmeyi tercih ediyorum. Buna rağmen şükretmeye karar verdim ve şükretmeyi tercih ediyorum. İşte tovdah bu, işte övgü bu. Tanrı'nın bize söylediği övgü. Övgü bu. Şükrediyorum Rab sana. Yaptıkların için. Şükrediyorum Rab sana iyiliğin için. Hayatımda defalarca sen iyiliğini gösterdin bana ve yine göstereceksin. Beni bütün kötü durumların içinden çıkardın defalarca ve yine çıkaracaksın. Yine galiplerden üstün olduğunu bana göstereceksin. Ve şükrediyorum bunun için. Daha önce benim için çok müthiş işler yaptın, mucizeler yaptın, şifalar verdin ve şimdi de bana mucizeni vereceksin, şifanı vereceksin ve beni güçlendireceksin ve bütün galiplerden de üstün olduğumu tekrar göreceğim. Senin sayende bu yüzden şükrediyorum sana Rab. Bu işte şükran duası. Şükran övgüsü bu. Ve bunu da sizden başka kimse yapamaz. Sizden başka kimse yapamaz. Başkası sizin için yapamaz. Ağzınızı açıp şükretmeniz gerekiyor. Ne durumda olursanız olun. Zindana bile atsalar sizi ağzınızı açmanız gerekiyor. Ve tovda bu övgüyü, şükran kurbanını sunmanız gerekiyor. Durumlardan kurtulmak için. Ve hiçbirimiz çok kötü, en kötü durumda kalmadık şimdiye kadar. Kötünün de kötüsü var. Ve hiçbirimiz o dibi vurmadık henüz. Dolayısıyla şükredecek çok şeyimiz var. Şükredecek çok şeyimiz var. Amin. Ve yedincisi şu. Tehila. Tehila ruhsal ezgiler söylemek demek. Ruhsal ezgiler söylemek. Yani tehila Tanrı'nın ruhu tarafından esinlenerek Rabbe hazırlık yapılmamış bir ilahi sunmak demek. Yani burada mesela ilahilerimizi hazırlıyoruz ve Türkçe olarak biz birlikte söylüyoruz ama bunun dışında ruhsal ezgiler diye bir şey var. O da bizim içimizden gelen bu dillerle Rabbe ezgi sunmak. Ve bu da tapınmanın başka bir boyutu. Ve bunu da yaşamak ve tecrübe etmek gerekiyor. Çünkü bildiğin bir dille
Rab'be ezgi sunmak bir boyut. Ama bilmediğin dille Rab'le, çünkü bilmediği dilde konuşan diyor Rab'le direkt konuşuyor. Kimse anlamaz ama Rab'le direkt bir bağlantı kuruyorsunuz. Bilmediğiniz dilde konuştuğunuz zaman ve bilmediğiniz dilde ezgi söylediğiniz zaman da Rab'le direkt bir bağlantı kurup direkt bir şekilde Rab'be ezgiler söylüyorsunuz. Bunu tecrübe etmeniz gerekiyor ve bunu yaşamanız gerekiyor. Mezmur 34:1'de diyor ki her zaman Rab'be şu övgüler sunacağım. Övgüsü dilimden düşmeyecek. Her zaman övmek için ruhta övmeniz lazım. Çünkü övgüye başlıyorsunuz kendi sözlerinizle. Artık kendi sözleriniz bir müddet sonra bitiyor. Bundan sonra bilinmeyen dillere geçip bilinmeyen dillerde övmeye Rabbi devam edeceksiniz ki her zaman övebilirsiniz diye. Efesliler 5. bölüm 18-19'da diyor ki şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefaate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Diyor ki birbirinize ruhsal ezgiler söyleyin. Ya da birlikte ruhsal ezgiler söyleyin. Bunu daha çok yapmamız gerekiyor. Diyor birbirinize ruhsal ezgiler söyleyin. İlahiler söyleyin. Yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun. Amin. Ve 8. kelime övgü için kullandığı Tanrı'nın sevinçle ruah ve sevinçle haykırmak demek. Sevinç çığlıkları yükseltmek, zaferli kutlama ifadesi. Yani görüyorsunuz sevinç çığlığı atarak kutlamak ikinci kez karşımıza çıkıyor. Ama iki farklı kelimede. Bu ne demek biliyor musunuz? 9 tane kelime arasında 2 tanesi sevinçle haykırmaksa eğer Tanrı buna çok önem veriyor demektir. Hani biz mesela önem verdiğimiz bir şeyi yazarken bir de altını çizeriz. Altını çizdiğimiz zaman karşıdaki okurken anlar ki önemli, vurguluyoruz bu kısmı. Altı çizilen kısım vurgulanmış kısımdır. İşte Tanrı da bize bir şey vurguladığı zaman bu şekilde yapıyor. Birkaç kez söylüyor. Siz çocuğunuza bir şey anlatırken de birkaç kez söylemiyor musunuz? İyice anlasın, kafasına girsin diye. Yani Tanrı da bize ikinci kelimeyi veriyor. Ruah ve bu sevinçle haykırmak ve sevinç çığlıkları yükseltmek anlamına geliyor. Yani Tanrı ile ilişkisinin gerçekliği hakkında heyecanlı olan bir imanlıyı yansıtıyor. Mezmur 95:1-2'de diyor ki gelin Rab'be sevinçle haykıralım. Hani mesela ben bazen dediğim zaman hadi sevinçle haykırın. Ya! Yani öyle bir kısa ki yani komik gibi bir şey oluyor. Ama gerçekten hayatınızda çok sevindiğiniz bir şey gerçekleştiği zaman nasıl bir tepki veriyorsunuz? Ya! Bu şekilde mi? Yoksa yani gerçekten sevinerek bir tepki veriyorsunuz. Gerçekten hayatınızda en sevdiğiniz bir şeyle karşılaştınız. Hayatınızda yani beklediğiniz, yıllar boyunca beklediğiniz bir şey gerçekleşti. Nasıl bir tepki veriyorsunuz? Düşünüyor herkes. Nasıl bir tepki veririm acaba benim hayatımda böyle bir şey gerçekleşse? Nasıl bir tepki veriyorsun? Bu şekilde bir tepkiyle Rab'bi övmek. Amin. Diyor ki gelin Rab'be sevinçle haykıralım. Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım. Şükranla huzuruna çıkalım. Ona sevinç ilahileri yükseltelim. Hepsi, bütün kelimelerin, bütün cümlelerin bir derin bir anlamı var. Rab'be sevinçle haykıralım. Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım. Şükranla huzuruna çıkalım. Şükranla. Hissediyorsun veya hissetmiyorsun. Şükranla huzuruna çıkalım. Ve ona sevinç ilahileri yükseltelim. Amin. Ve o övgüyü sizden başka kimse yapamaz sizin için. Keşke biz yapabilsek burada takım olarak. Ama biz sizin için bunu yapamayız. Çünkü bu sizin övgünüz. Ve siz de övgünüzü çaldırmadıkça kimse sizden övgünüzü çalamaz. Amin. Evet.
Rab Tanrı ruhta ve gerçekte tapınanları arıyor ve Mesih inancı da zaten budur. Tanrı ile olan kişisel bir ilişki, dinden öte bir şey. Ve tabii ki bu ilişkiye girebilmeniz için, Tanrı ile bu kişisel ilişkiye sahip olabilmeniz için hayatınızı ona teslim etmeniz ve İsa Mesih'te yeniden doğmanız gerekiyor. Belki henüz bu kararı vermediniz. Birazdan dua edeceğim. Bugün hayatınızı Rab'be verebilirsiniz. Veya belki Rab'den uzaklaştınız, yeniden adanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve benden sonra bu duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla. Beni yıka ve temizle. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Beni kurtardığın ve beni bağışladığın için sana şükrediyorum. İsa'nın adıyla amin. Evet, eğer benden sonra bu duayı tekrar ettiyseniz sizin için çok çok iyi haberim var. Bütün günahlarınız bağışlandı. Tanrı ile kişisel bir ilişkiye sahipsiniz. Ona yürekten överek, tapınarak kişisel ilişkinizi onunla devam ettirebilirsiniz. Haleluya. Lütfen bize yazın, sizden işitmek istiyoruz. Sorularınız, dua istekleriniz ve tanıklıklarınızı paylaşın. Başka bir programımızda birlikte olmak üzere, hoşça kalın. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve vaazları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdetürkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. Şeytanın Yemi adlı kitabımızı ücretsiz edinmek için lütfen bize yazınız. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdetürkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Kutsal Ruh. Kutsal Ruh'un gücüyle donanmış verimli bir yaşam sizi bekliyor. Artık zayıf ve eksik olmak zorunda değilsiniz. Pastör Güçlü Erman'ın bu vaaz setine ücretsiz sahip olmak için bize yazın. Posta kodu 136 Beyoğlu İstanbul, e-posta mujdetürkiye@msn.com, SMS hattı 534 611 81 75. Bu programlarımız Rabbi seven dostlarımızın finansal desteğiyle mümkün olmaktadır. Sizler de sunularınızla bu hizmete ortak olabilir, müjdeyi başka insanlara duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer.